Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Biz şu anda Yunanistan Sakız Adası'ndayız. Yarım saatlik yolculuğun ardından adaya varışımızı gerçekleştirdik. Sabah 9.30 feribotu ile biz buraya geldik. Vize kontrolü, feribot işlemlerinden sonra bir yarım saat içerisinde adaya varışınızı sağlayabiliyorsunuz. Hemen hızlıca bir şeyler atıştırdık. Daha sonrasında otelimize geldik. Şimdi size hemen oteli de göstereceğim. Çok güzel bir otelde konaklama yapıyoruz. Sahile yakın, aynı zamanda merkezde yaklaşık yürüyerek 15-20 dakika içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Hemen otelin olduğu alanı da gösteriyorum. Evet, otelimiz hemen sahil kesiminde. Şöyle göstereyim girişi. Bu yoldan devam ettiğiniz zaman Sakız Adası'nın merkezine ulaşabiliyorsunuz. Dıştan görüntüsü bu şekilde. İsmi de Griffin Castle Otel olarak geçiyor. Şöyle hemen girişten başlıyorum. Çok güzel bir mimarisi var. Odaların çoğu dış kısmı taş kaplama. Altlı ve üstlü olarak konaklamaları gerçekleştiriyorsunuz. Suite odaları ve standart odaları olarak var. Biz suite odada konaklama yapıyoruz, 3 kişilik odada. Kahvaltı dahil olarak konaklamayı sağlıyorsunuz. Hemen girişinde şu şekilde bir restoran alanı var. Kahvaltıyı yapacağımız havuz kısmı var. Orayı da hemen hızlıca göstereyim. Havuzun olduğu kısım da bu şekilde. Tekrar buradan devam ettiğiniz zaman da sağlı ve sollu şeklinde odaların konumları mevcut. Şu görmüş olduğunuz alanda lobi alanı, yani resepsiyon kısmı ve restoranın kapalı alanı mevcut. Buradan dümdüz devam ettiğiniz zaman da odaların olduğu kısma yine tekrar devam ediyorsunuz. Evet, aslında odaların şu anda çoğu dolu, fakat herkes şu an dışarıda olduğu için genel kullanım alanlarının tamamı boş. Hemen orta kısımda böyle bir oturup vakit geçirebileceğiniz bir alanı var. Burası da çok tatlı gerçekten. Bizim odamızın olduğu kısımda hemen şu üst taraf. Şimdi odaya doğru ilerliyorum. Otelin konsepti olarak böyle bodrum mimarisi havası da var biraz. İçerisinde bolca ağaç ve yeşillik kullanılmış. Bu da diğer taraftan görüntüsü. Evet, suite odalarının olduğu kısımlar şu şekilde. Orta kapılı. İçeriye girdiğiniz zaman iki tane oda şeklinde devam ediyor. Şu bizim odamızın girişi. Şöyle bir oturma alanı var. Odalar 3 ve 4 kişilik olarak konaklama yapabiliyorsunuz. Burada 3. kişi için yatak açmışlar. Bunu isterseniz büyüterek bir kişi daha yatabilir. Yani 2 kişi konaklama yapabilirsiniz. İçerisinin gerçekten konsepti de çok güzel. Biraz karanlık ama çok fazla aydınlatma eklememişler. Şu şekilde bir çalışma masası var. Bu kısımda da mini dolap ve kettle mevcut. Buradan da ana yatak odasının olduğu kısma devam ediyorsunuz. Bir çift kişilik yatak var. Burada bir yine aynası mevcut. Küçük bir televizyon. Oturma grubu var içerisinde tekrardan. Evet, burası da otelin otopark alanı. Araç kiralarsanız hemen arka kısımda bırakabilirsiniz. Biz de bir günlük araç kiraladık. Şimdi Sakız'ın köylerine doğru yola çıkıyoruz. Evet, bu da güzel odamızın anahtarı. Anahtarlarını bile gerçekten çok güzel yapmışlar. Evet, şimdi Pirgi köyünün olduğu yere geldik. Ara sokaklarda dolaşıyoruz. Gezebileceğimiz, görebileceğimiz yerler var mı diye aynı zamanda araştırıyoruz. Şöyle hemen size sokakları da göstereyim. Çok dar ve eski evlerden oluşan bir sürü bu şekilde sokaklar mevcut. Yine burası da oldukça sakin merkeze göre. Şöyle yürümeye devam ediyoruz. Evet, içerisinde bu şekilde çok güzel binalar ve dükkanlar var sırayla. Biz de hediyelik eşyalarımızı buradaki dükkanlardan aldık. Magnetler, bardaklar, şapka, çanta, tüm ürünleri burada bulabiliyorsunuz. Hemen dükkanların ilerisinde de bu şekilde meydanı var. Pilgim Meydanı olarak. Burada da kafeteryalarda mola verip dinlenebilirsiniz.
Evet, sokakların hepsi görmüş olduğunuz gibi çok dar ve binaların tüm yapıları hiç bozulmamış. Çok güzel korumuşlar. Hemen şöyle karşımdaki sokağı da göstermek istiyorum size. Şu şekilde. İçerisinde gezerken bir sürü fotoğraf çekebileceğiniz alan var. Ve binaların tarihi yapılarını incelerken gerçekten inanamıyorsunuz. O kadar güzel korumuşlar ki. Ve bu evlerin neredeyse hepsinde hala yaşam devam ediyor. Gerçekten çok etkileyici. Bu da sokağın diğer taraftan görüntüsü. Evet, şimdi Pirgi Meydanı'nda bir kafeye oturduk. Bu şekilde çok güzel bir ortam var. Gelir gelmez ücretsiz bir şekilde su getiriyorlar. Gerçekten çok güzel bir şey bu. Yanına da frappe söyledik. Frappelerimiz de 3 euroydu. Burada biraz serinleyip sonra gezmeye devam edeceğiz. Evet, Pirgi köyünü gezdik. Görmüş olduğunuz gibi arkamdaki sokaklara benziyor zaten her yer. Ama çok güzel bir atmosferi var. Buraya yaklaşık bir 10 dakika uzaklıkta olan Mesta köyüne geçeceğiz. Orasının daha farklı bir atmosferi ve konsepti olduğunu gördük. Biraz da orayı dolaşıp daha sonra tekrar Sakız merkeze geri dönüşü yapacağız. Köyün girişine geldik. Bu şekilde kalenin içerisinde kurulmuş bir yer burası. Şimdi içeriye doğru ilerliyoruz. Kalenin içerisinde dolaşmaya başladık. Zamanında burayı korsanlardan korunmak için inşa etmişler. Evlerin hepsi birbiriyle birleşik ve çok dar sokaklardan oluşuyor. Herhangi bir saldırı olması durumunda evlerden birbirlerine geçişleri bu şekilde çok rahat bir şekilde sağlayabiliyorlarmış. Ve dolaşırken ortaçağ mimarisini çok güzel bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Biz de şimdi bu güzel sokaklarda biraz yürüyüp fotoğraf çekileceğiz. Burası Mesta Köy Meydanı olarak geçiyor. Bir sürü görmüş olduğunuz şekilde kafe ve restoranlar var. Biz de şimdi burada biraz mola vermek için oturduk. Evet, bizim oturduğumuz yer burası. Özellikle ismini göstermek istedim. Gerçekten buraya hiçbir şekilde oturmanızı tavsiye etmem. Ürünler çok kalitesiz ve aynı zamanda çok pahalıydı. O yüzden burayı da özellikle göstermek istedim. Evet, köyler birbirine benzer. Sadece burası biraz daha tarihi yapısıyla, taş yapısıyla ön planda. Yine içerisinde bir sürü yerde hediyelik eşya alabileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz güzel kafeler var. Biraz yorulduk, o yüzden şimdi tekrar Sakız merkeze geri dönüyoruz. Tekrar oraya gittiğimizde size güzel bir yer bulursam paylaşacağım. Arkadaşlarımızın önerisiyle Sakız merkezdeki bu restorana geldik akşam yemeği için. Şimdi içeriye ilerliyoruz. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Eski bir tarihi yapıyı restore edip bu şekilde bir yere çevirmişler. Çok güzel ve tüm masalar doluydu. Biz önden Instagram üzerinden rezervasyon yaptırıp geldik. Şimdi masamıza geçiyoruz. Çok aç olduğumuz için mezelerin sunumlarını maalesef gösteremedim ama bu zamana kadar yediğim en uygun ve en lezzetli mezelerdi. Buraya mutlaka gelmenizi öneririm. Günaydın arkadaşlar. Şimdi uyandık. Otelin kahvaltısına geçeceğiz. Saat 11'e kadar kahvaltısı devam ediyor. Bugün şansımıza hava daha güzel, daha sıcak ve güneşli. Daha sonrasında da kahvaltıyı yaptıktan sonra Sakız merkezde gideceğimiz birkaç nokta var. Oraları da size göstereceğim. Otelimizin kahvaltısına geldik şimdi. Hemen şöyle hızlıca size kahvaltıyı da göstereyim. Bu şekilde mısır gevrekleri, kek, poğaça, tost ve peynirlerin olduğu kısımda burada. Şimdi bir şeyler alıp restoranda yiyip daha sonra dışarı çıkacağız hemen. Burası da Sakız merkez sahili. Feribotta geldiğiniz zaman zaten direkt bu sahile yanaşıyor. Görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta bir sürü kafe ve restoranlar var. Hepsi denize sıfır. Çok güzel bir manzarası var. Burada yine aynı şekilde hediyelik eşya alabileceğiniz yerler var. Yürüyüş yapabilirsiniz ve konaklama yapabileceğiniz küçük butik oteller de mevcut. Meryem Ana'ya ithaf edilen 17.000 metrekare alan üzerine kurulu olan Neoma Manastırı'na geldik.
Gerçekten çok güzel ve doğa içerisinde kurulmuş. Şimdi içeriye doğru ilerliyoruz. Evet, şimdi kilisenin girişine geldik. Oldukça büyük bir alana kurulu burası. Şöyle. Kiliseye geldiğinizde kısa elbiseyle ya da etekle gelirseniz bu şekilde örtünmenizi istiyorlar ve sizler için asmışlar. Bilginiz olsun. Burası 11. yüzyılda inşa edilmiş. Aynı zamanda UNESCO tarafından da Dünya Kültürel Mirası olarak ilan edilmiş. Gerçekten çok güzel korumuşlar içerisini. İçerisine bu şekilde bir bilgilendirme ekranı da koymuşlar. Tabi bilgilerin hepsi Yunanca ama isterseniz buradan da kiliseyle ilgili tüm bilgilere ulaşabiliyorsunuz, tarihiyle ilgili. Şöyle bir kuş bakışı da fotoğrafını koymuşlar. Şu an bizim olduğumuz alanda burası. İçerisinde bu şekilde bir bilgilendirme var. Aynı zamanda mum yakıp burada dilek de dileyebilirsiniz. Şöyle. Hemen karşısında da ana kilisenin olduğu yer mevcut. Kiliseden sonra tekrar Sakız Merkez'e geldik. Burası çok öneriliyordu. Yunanistan'ın meşhur yemeklerinden Souvlaki'yi burada deneyeceğiz. Bakalım lezzeti gerçekten güzel miymiş. Souvlakilerimiz geldi. Yanına da birer tane bira söyledik. İçlerinde tavuk, patates ve yeşillik var. Yani aslında bizim bildiğimiz dönerlerden diyebiliriz. Manzarası da bu şekilde. Sakız Merkez'de gösterdiğim sahil yolunda burası da. Hemen lezzetine bakıyoruz şimdi. Tadı gerçekten çok lezzetli. İçerisinde güzel bir sosu var. Hatta biz dayanamayıp ikinciyi de söyledik. Buraya da mutlaka uğramanızı öneririm. Dönerimizi yedikten sonra limana tekrar geri geldik. Feribot saatimiz yaklaştığı için. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.